Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal balatalar, mis, boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hem hafta içinde 18. haftada oynanan maçların sonuçlarını hem de hafta sonunda 19. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Birbirinden önemli maçlar oynandı hafta içinde. Hafta sonunda da ilk devrenin son hafta maçları oynanacak. Biz bir klasik hatırlatmaları yapalım. Ardından maçların hem sonuçlarını hem de öncelerini değerlendirelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından videomuza beğeni, yorum ve sonuna kadar izleyip paylaşmanızı bekliyoruz. Hem 18. haftanın sonuçlarını hem de 19. haftada oynanacak maçları zaten beraber konuşacağız. Çünkü fikstür çok sıkıştı. Cumartesi günü de Kırmızı Grup'tan 2 maç var. Ondan sonra zaten hafta sonundan sonra da devre arasına giriyoruz ve transfer dönemi başlayacak. Biz İnegölspor Etimesgut maçıyla başlayalım. İnegölspor'da Arnavutköy 3-3 beraber kaldı. Etimesgut'ta Fethiye'yi 1-0 yendi. Aynen. Zaten o maçların sonuçlarıyla başlayacağız. Performansları nasıl oldu? Tabii. Ardından da bu maçı kısa görüşümüzü vereceğiz. İki maç cumartesi günü. İlk konuşacağımız maç Bursa'da İnegölspor Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak evinde. İnegölspor dün salı günü Arnavutköy Belediyespor'la İstanbul'da 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Etimesgut Belediyespor'da başkentte kendi evinde Fethiyespor'u 1-0 yenerek kritik bir 3 puan aldı. Hem dünkü oynanan maçların sonuçları için ne dersin? Hem de bu maçla alakalı görüşün nedir? Ben İnegöl'ün bu karşılaşmada ev sahibi olduğu için en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Sen ne söylersin? Şimdi ben maçla ilgili şunu söylemişim İnegölspor Anadolu maçı için. Eğer İnegöl maçı kazanmak için oynarsa, hani kendisini böyle çok geriye yaslamazsa bu maçı kazanır demiştim. Maç zaten yani resmen 90 dakika boyunca baktığımız zaman da hep İnegölspor'a geldi. Ki 1-0 geriye düştü ama 7 dakika sonra hemen reaksiyon verdi. 2-1 öne geçti. Ardından 2-2 oldu. 3-2 öne geçti. Bu sefer de son dakikada 3-3 beraber oldu. Karşılaşmada eksik oyuncular vardı. Ferhat yoktu, Uğur Mustafa Türk. Bayağı bir eksikler vardı. Uğur Mustafa sonradan girdi. Aynen. Batuhan yoktu. 11'de oynamadı yani, o anlamda söylüyorum. Çünkü zaten hani Uğur oyuna giriyor belki ama biraz etkisiz eleman olarak giriyor. Ahmet maçında da mesela sonradan girdi. O maçta da sakatlığı vardı. Bu maçta da sonradan girdi. Yine sakatlığı vardı. Yani randıman alınamayacak şekilde oyuna giriyor hep Uğur Mustafa Türk. Bir de Tuğbe'ye oyuna girdi. İşte Ethem Balcı oyuna girdi. Bu oyunculardan hiç katkı gelmiyor. İnegölspor zaten hani bu sene hiç genç oyunculardan böyle bir katkı alamadı. Bu da büyük bir problem oluyor. Ve Arnavutköy için de İnegölspor için de kayıp bir puan oldu. İki takım için de bu maç net olarak kazanılması gerekiyordu. Çünkü hem Denizspor Uşak'ta berabere kaldı. Derince kaybetti. 68 Aksaray berabere kaldı. Düzce ile zaten beraber kaldı. Düzce puan kaybetmiş oldu. Sarıyer kaybetti. Arnavutköy Belediye bu şansı değerlendiremedi. İki taraf için de kayıp oldu. Etimesgut Belediyespor da Fethiye yendi 1-0. Mertan attı golü. Biz Etimesgut'un en kötü kaybetmeyeceğini söylemiştik o karşılaşma içinde. Etimesgut kazandı. Etimesgut da puanını 21 yaparak düşme hattıyla 6 puanlık fark yaptı. Playoff'la da 8 puanlık farkları var. İnegölspor'un bu maçı ve Etimesgut'un da aynı şekilde bu maçı kazanıp devreye girme düşünceleri var ki bunu yapmaları gerekiyor. İnegöl'de 22 puanla ayrıca, onu da söyleyelim. Hani eğer işte Etimesgut kaybeder, alttaki takım kazanırsa bu sefer puan farkı 3'e düşebilir. Devreye böyle bu şekilde girebilir. Çünkü devrede ben şöyle bir şey düşünüyorum. Uşakspor ve zaten Uşak hiç transfer yapma ihtimali yok.
Hep sıradan oyuncular alabilir. Hani böyle üst düzey oyuncu alacağını zaten düşünmüyorum ki. Alsa bile zaten kalacağını düşünmüyorum. Denizspor zaten tahtası kapalı açacağını düşünmüyorum. Bu iki takımı direkt ayırdığım zaman da diğer taraftaki tüm takımların transfer yapma ihtimali çok çok yüksek. Onu söyleyeyim. Aynen, yapmak yüksek zorundalar. Olduğu için de zaten maddi olarak da güçlüler. Hani işler farklı noktaya gidebilir. İnegöl Spor'un acilen transferler yapması lazım 6-7 tane. Yani 2 tane 3 tane transferle devre arası olmaz, onu söyleyeyim. Sponsorluk anlaşması da yalan oldu herhalde, görünen o. İptal oldu diyorlar. Aynen. Ama daha bir açıklama yok. Kongre de daha yapılmadı. O da doğru. Bir daha süreci görelim. Şu anda net bir şey yok. Kongrenin de ne zaman yapılacağı da belli değil. Tarihi belli değil. Açıklanmadı tarihi. Yani. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Maç ne olur ne biter bir şey söyleyemiyorum ama bol gol bir maç izleriz. Ben de İnegöl Spor yenilmez diyorum. İki ekibe de başarılar dileyelim cumartesi günü. Cumartesi günü bir maç daha var kırmızı grupta. Sarıyer İstanbul'da Uşakspor'u konuk edecek. Sarıyer dün İskenderunspor'a 2-1 yenildi hafta içinde deplasmanda. 2-0 geriye düştüler. 2-1'e getirdiler skoru ama puanı almaya yetecek skoru bulamadılar. Uşakspor da kendi evinde 2-0 öne geçtiği maçta 9 kişi kalan rakibi Denizlispor'la berabere kaldı. Uşakspor'da oyunculara bayağı bir tepki oldu taraftarlardan. Hani 9 kişi kalan rakibi bile yenemedik tarzında ama Uşakspor'un zaten çok yetersiz bir kadrosu var maalesef. Ben bu maçta Uşakspor'un kötü durumundan dolayı Sarıyer'i net favori görüyorum. Çünkü Sarıyer'in kağıt üstünde iyi oyuncuları var ama yanlış tercihlerle bu duruma geldiler maalesef hoca tercihlerinden dolayı. Senin görüşün ne olur? Vallahi bu maçta İlker Perin hocanın ben şanslı olduğunu düşünüyorum. İkinci maç ikinci maçında olacak. Uşak maçına denk geldi. Zaten İskenderunspor maçında İskenderunspor'un net favori görmüştük. Beklediğimiz gibi de kazandı. Sarıyer şu anda düşme hattında. Uşak maçının zaten hiçbir ölçüsü, işte hiçbir kayda değer noktası yok. Yani kazanıldığı zaman da o anlamda söylüyorum. Tabii. Çünkü Uşakspor'un durumu belli ki Sarıyer'in bu duruma gelmemesi lazımdı. Çünkü öyle bir kadrosu yok ve takım playoff'a yakın giderken iki tane yanlış hoca şeyinden dolayı, seçiminden dolayı düşme hattına geldi. Devre arasında iyi transferler de gelse ben Sarıyer'in sezon sonuna kadar ligde kalmayı oynayacağını düşünüyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. İlker Piren hocayla, çünkü hedefe gidebilmeleri, hedef derken rahat bir şekilde gidebilmeleri kolay değil. Onu da buradan tekrardan dile getireyim. Rakibe baktığımız zaman da Uşakspor Ege'nin 2 golüyle öne geçti ama hem Bekir'in attığı gol, bir de Muhammed'in attığı golle engel olamadı ve maç 2-2 bitti. Zaten Denizspor 9 kişi kaldı. Uşakspor taraftarının yaptığı tepkiyi zaten hiç bence söylemeye gerek yok. Uşakspor'un zaten rakip 5 kişi de kalsa, hani 5 kişi kaldı mı hükmen 3-0 oluyor ama rakip 5 kişi çıktığını farz edelim. Uşak'ın yine kazanamamasına kimse şaşırmasın. Ya Uşakspor düştü. Ben Uşakspor taraftarı olsam ben takımı takip etmem ki bu sene zaten. Hiç takip etmem. Maçlarını izlemem. Ne olmuş ne bitmiş hiç takip bile etmem. Boşa stres yaşamasınlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sezon başı Uşakspor'un geçen seneki biliyorsun devre arasında AFC kabloları gelmişti sponsor. Ya maçlara çıkarken forma yaptırmadıkları için onun üzerine bantlayarak maçlara çıktı bu takım. Çıkıyor ve yani daha doğrusu. AFC gene iyiydi, takımı kurtardı da bu. İşte çekti hani, kendisine. Maalesef. Uşakspor'un şu anki yönetimi forma yaptıramıyor. Aynen. AFC'nin üzerine bantlayarak maçlara çıkıyorlar. Geçen seneki formalarla oynuyorlar. Düşün işte. Yani. Maalesef. Bu işler acısı durum. Aynen, yani bu takıma öyle. Bu şekilde değer veren bir yönetim varsa zaten söylenecek hiçbir şey yok. Doğru. Uşağın en iyi zamanları Tarsus'ta şampiyonla çekiştiği zamanlardı. Bunu herkes biliyor. Onun dışında Tarsus'ta zaten şampiyonlar çekiştiği zaman ya bayağı bir oldu. Özcan Kızıl'dan Tarsus'taydı. Ha, tamam. 3. ligde o zaman. Aynen. O, ya. Ha, tamam. O zamanlar hani yönetim aynen olarak güçlüydü. O anlamda söylüyorum. Tamam. Onun dışında Uşakspor zaten her sene aşağı çakılan noktaya gitti. Özcan Hoca 3. ligde şampiyon yaptı Tarsus'ta. Evet, işte o zaman zaten. Aynen, doğru. Uşak'ta çekişiyordu. Ondan sonra zaten Uşak her sene aşağı doğru gitti maddi olarak. Ben bu karşımda Sarıyer'i net favori görüyorum. İkimiz de aynı görüşteyiz. Aynen. İki takıma da başarılar dileyelim. Pazar gününe geçelim. İlk konuşacağımız maç liderin maçı. GMG Kastamonuspor ligde sıkıntılı durumda bulunan Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonuspor dün müthiş bir galibiyet aldı. Isparta'da 3-0 kazandı. Aynen. İlyas Kubilay'ın bir golü, Yusuf Türk'ün bir golü, bir de Mustafa Alptekin Çaylı'nın birer golüyle. İlyas çok güzel bir panenka penaltısı yaptı köşeye. Panenkayı genelde oyuncular ortaya vurur ama İlyas bir de köşeye vurdu. Hani yeteneğini konuşturdu orada. Yusuf Türk de 9 gole ulaştı. Alptekin de ilk golünü attı bu sene.
Bence o maçta hani Isparta da iyi pozisyonlar buldu ama Abdullah yine iyi oynadı, onu söyleyelim. Isparta'nın kaçırdığı net goller var. Abdullah geçit vermedi. Arnavutköy Belediyespor'da kendi evinde 3-3 berabere kaldı yine Gölspor'la ve bu sonuç onların işine yarayan bir sonuç olmadı. Ben Kastamonu Spor'u bu maçta net favori görüyorum. Kazanarak devreye moralli gireceğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Valla Kastamonu Spor şu anda 4 puan farklı lider. Amespor son anda aldı maçlarını. Son dakikada attı, 2 golle kazandı. Eğer Amespor maçı kaybetseydi 7 puan, berabere kalsaydı 6 puan fark olacaktı son haftaya girme. Evet. Hani biz Kastamonu Spor için hep diyoruz ya, bir şifresi var. Ben bu haftada da aynı şeyi söylüyorum. Devreye kadar yakın gidip devre arası yapacağı 4-5 hamleyle Kastamonu Spor tarafına şampiyonluk yüzdesi çok artar demiştim. Kastamonu Spor az daha hani çift hanede bile girme şansını yakalayabilecekti belki de hafta sonu. Ahmet kazanmasaydı diye söylüyorum. Çünkü niye 7 olacaktı? Ahmet Spor hafta sonu menemene gidiyordu. İşte 9-10 puan farklarda girebilirdi yani, anladın mı? Kastamonu Spor da kazandığı takdirde. Ahmet de tabii menemene kaybetseydi ama evet. Soma'yı yenmesiyle beraber tekrar 4'te kaldı puan farkı. Ama en azından hafta sonu eğer Kastamonu kazanırsa en az 4 5-6'ya falan da çıkma ihtimali var. Onu da buradan söyleyeyim. Hatta 7 bile olabilir. Çünkü Amespor kaybedip Kastamonu kazanırsa da yine 7 puanla devreye girebilir Kastamonu Spor. Yani Kastamonu Spor için devreye 4 puanla da girmek zaten muhteşem. Eğer daha fazla da girerse puan farkıyla zaten muhteşem olur, muhteşem olur. Çünkü Kastamonu Spor'un kadrosu dardı. Ama bu dar kadroya rağmen Levent Eriş Hoca ve özellikle kulübün yapısı, takımın yapısı da sakatlıklar geçirmeden çok fazla iyi bir şekilde girmiş oldu. Çünkü dar kadrolarda bir tane oyuncun bile sakatlandığı zaman da ikame koyamazsan çok etkileniyorsun. Maalesef. Yani Allah korusun, eğer Okan Eken bir sakatlık falan geçirseydi Kastamonu Spor yokları oynayabilirdi. Ama Kastamonu Spor hem oyuncular kendisine iyi baktı hem Levent Eriş Hoca. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Hoca kendi takımını iyi yönetti. Doğru. Ve takım buraya kadar geldi. Son maçta da zaten net kazandılar. Hakeme karşı çok tepkileri var Isparta tarafının ama ben hakemlik bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Sen bir şey düşünüyor musun? Yok, hakemlik noktada? Ben de hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum maçta. Hakem kararından çok tepkileri oldu. Hatta tribünden zaten çok fazla videolar vardı. Onlar yanlış zaten ya. Yok, anlamda değil. Yok, şöyle yanlış. Orada taraftarların hakeme falan dediği yanlış. Bir Faruk Koca daha lazım falan diyorlar işte. Ha, onu mu diyorsun? Ha, onu ben duymadım. Onlar yanlış öyle şey diyorlar işte. Hani Faruk Koca'nın gene gelmesi lazım tarzında. Ya Faruk Koca'nın yaptığı bir kere doğru değil. Tabii canım. Hakemlerin kötü olduğunu zaten söylüyoruz. Tabii. Çözüm o değil. Çözüm ne? O zaman gidelim herkes hakeme dövsün, tekme tokat, silah çeksin, vursun. O zaman bu noktaya gider bu iş. Ya bu öyle doğru değil. Yapılması gerekeni söylüyoruz yine. Eğer hakemlik hatalar varsa maç başı para mı alıyor? Bunun parasını kesersin. 6-7 maçta ceza verirsin. Buna maç vermezsin. Al o zaman bak bakayım nereden para kazanıyor. O ya zaman bu maçta hakemlik bir şey yok ki. Ya. O yüzden bu noktada yapılan yanlışlara doğru gözüyle bakmamak gerekiyor. Faruk Hoca'nın yaptığı da yanlıştı. Hatta ben yapılan olaya karşılık şunu da söyledim. Hakemlere de kimse masum göstermesine dedim. Bugün zaten hakemin yalanı da ortaya çıktı. O yüzden kimse zaten hakemlere masum göstermesin. Hakemler kötü durumda. Biz yapılan eylemi doğru bulmuyoruz. Onu da buradan söyleyeyim. Isparta Spor tarafında da zaten Kastamonu Spor'u zorlayacak bir nokta olmadı maç içinde. Kastamonu Spor ezici oynadı yani. Onu da buradan söyleyeyim. Aslında Isparta'nın net pozisyonları var da bitiremediler. Abdullah iyiydi kalede yani. Aynen. Bitiremedi zaten. Kastamonu Spor net kazandı 3-0. Ya Kastamonu Spor'un kalitesi hücum anlamında Isparta'dan daha iyi bireysel yetenekler. Aynen. Bu da maça yansıdı. Biz Isparta tarafındaydık. Kaybetmeyeceğini düşünüyorduk. Evet. Çünkü Kastamonu Spor zorlu maçlardan çıktı. Sert bir deplasmana geliyor. Takılacağını düşündüm. Takılmadı. Ben de. Ama Isparta'dan yani. Şunu bekliyorduk. Düşüşü bekliyorduk. O düşüş devam ediyor Isparta Spor'da. Isparta'da bu sezon devre arasında bir maç kaldı. Ya kazanıyor ya kaybediyor. Bakalım son maçta ne olacak, ne diyecek. Arnavutköy'de zaten İnegöl karşısında 3-3 bitti. Kayıpla ayrıldığını söyledik. Ben Kastamonu Spor'un kazanarak devreye lider olarak gireceğini, ki zaten kaybetse bile lider giriyor ama en azından puan farkını koruyarak lider gireceğini düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. İki takıma da başarılar dileyelim pazar günü. Bir diğer maça geçelim. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Isparta 32 Spor'u konuk edecek kendi evinde pazar günü Iğdır'da. Iğdır Ahmet maçından sonra düşüşe geçti desek yeridir. Bugün de kaybettiler Karaman'da, biliyorsun. Zorlu Karaman deplasmanında. Cihan Hoca'nın ekibini geçemediler. Konuk ekip Isparta 32 Spor da dün kendi evinde Kastamonu Spor'u 3-0 mağlup oldu. Ben bu maçta Iğdır tarafındayım. Ev sahibi olduğu için.
Iğdır da bayağı bir hareketli devre arası geçirecek gibi sanki. Dün sana gelen bilgiler var çünkü. Hatta bir haber verdin Özel, seni de tebrik ederim. Aynen. Süleyman Güneş Iğdır'la anlaştı diye. Teyitli bir haber bu ayrıca. İskenderun Spor Başkanı Hakan Bolat da zaten onayladı. Sen sordun hani. Hani şey olarak teyitli bir haber, yani onu söyleyelim. Bizim özel haberimiz. Şunu merak ediyorum. Acaba Iğdır'da Selim Ilgaz falan mı gidecek yoksa? Mert Örnek'i göndereceklerini düşünmüyorum da. Mert Örnek zaten gitmez. Bence de. Onun dışında zaten Kasımspor'un, ben şey Kasım diyorum, Iğdır Futbol Kulübü'nün zaten sezon başından beri söylüyorum, bu takımda bir tane performansı olan kanat yok. Mert Örnek'e bayırdım. Bugün de sakatlandı. İnşallah ciddi değildir. Aynen, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. 37. dakikada oyundan çıktı. Iğdır'ın bu sene zaten vura kıra bir oyunu yok. Ben bunu hep söyledim. Hatta Denizli maçından sonra da söyledim. Denizli maçını 3-0 kazanması benim için ölçü değil. Ben genele vururum. Bir tane maç yok. Onun dışında kanatlardan verim yok. Metin Diyaden hocam hemen toparlayacağını söyledim ki toparladı ilk yapırını göre, ama hala iyi bir oyun olmadığını da hep söylüyordum. Şu anda da iyi oyun olmadığını gördük. Karaman karşısında da kaybettiler. Yanlış bir kadroyla da çıktı. Aynen. Bence ben maçı kısır bekliyordum. Maçla gibi görüşme etmemiştim. Şu kazanır veya beraber biter. Beklediğim gibi kısır bitti. Karaman kazandı. Karaman oyunu geride kabul eden bir takım. Hızlı çıkmayan bir takım. Ama Cihan Hoca ile beraber iyi bir oyun şablonu oturtan bir takım. Bunu da hep söylüyoruz. Hoca ile özellikle tebrik ediyorum. Ki birazdan zaten Karaman maçında konuşacağız. Ama Metin Diyaden Hoca Karaman ekmeğine yağ sürdü. Ya Ömer Şişmanoğlu haftalardır 11 oynamayan. Bir de pivot santrafor değil. Bu maç rakibe göre pivot santraforun çıkması gereken bir maç. Hoca Ömer Şişmanoğlu 11'de başlatıyor. Tahir yedek. Haftalardır söylüyoruz Mesut Özdemir formsuz diye. O devrede çıktı. Dilimize tüy bitti. Çok kötü oynadı zaten. Çok çok kötü oynadı. Hoca dayanamayıp çıkarttı oyundan. Ondan sonra da hoca gidiyor dakika 70'te şeyi oyuna alıyor. Mustafa girdi. Tahir Baboğlu'nu oyuna alıyor. Mustafa kim? Mustafa Yıldırım'la beraber Tahir girdi. Ya ben Mustafa'ya da çok değer katmıyorum. Mustafa zaten bu seviyelerin oyuncusu değil bir kere. Zaten bu sene çok az maça Mustafa'dan çıktı. Mustafa'dan hazır oyuncu da değil. Zaten. Aynen doğru. Hani hazır da olsa zaten bu seviyenin oyuncusu değil Mustafa Yıldırım. Bunu aynen değil yani. Sezon başında söyledik. Ve Iğdır'ın özellikle hep şunu söylüyoruz. Eğer sen bir hamle yapıyorsan bir de geridesin. Forvet çıkıyor, forvet giriyor hocam. Yani burada Ömer Şişmanoğlu çıkmaması gerekiyor. Tahir ile beraber oynayacak. Ha, Ömer kötü mü oynadı? Zaten bir sezon başından beri biz de bunu söylüyoruz. Ömer zaten bitik durumda. Ama maalesef çok senin etkisiz. Elinde forvetin iki tane ise, belli oyuncular varsa ve maçta da gerideysen sonra kadar oynatacaksın. Ama sen oynatmıyorsun. Bir de çok ilginç bir değişiklik oluyor mesela. Bakıyorsun dakika 83'te Kerim Avcı çıkıyor, Hakan Barış giriyor. Yani bir golcü girip defans çıkmıyor ki. Ben bu değişikliği hiç anlayamadım zaten. Bir 10 çıkıyor, 8 giriyor aynı. Hiç anlayamadım yani. Ben yani de bu değişikliği hiç anlayamadım. Ben Metin Hoca'nın bu maçta 11'ini de anlamadım. Karaman maçında değişikliklerini de anlamadım. Aynen. Iğdır maçın Ahmet maçında da hocanın çok hataları olmuştu zaten. Ben buradan yine söylüyorum Iğdır için. Emircan Altıntaş 1. Onun dışında Ömer Şişmanoğlu 2. Selim Ilgaz 3. Hakan Barış 4. Atladığım isim olabilirse kimse kusura bakmasın. Kaç dedim? 5 mi dedim? 4 de oldu şu an. Selim Ilgaz 1, Emircan Altıntaş 2. Hakan Ömer. Barış 3, Ömer Şişmanoğlu 4. Atlamış olabilirim. Eyüp Akçan'ı ben söylüyorum 5. Hatta ben daha da ileriye gidiyorum. Mesut Özdemir bile bence bu takımda kesilmeli. Mesut çok kötü oynuyor yani. Pendik Spor'daki oynadığı performansın %20'si, 30'u bile yok yani. Iğdır'da yüksek ihtimal bayağı bir sirkülasyon olur gibi zaten duruyor. Zaten çok fazla görüşen isimler var. Buradan vermiyorum. Süleyman Güneş transferi bitti söyledim. Zaten. Aynen. Sözleşme yani bonserviste anlaşıldı. Evet. İskenderun tarafı Iğdır'a verdi. Süleyman cepte zaten geldi. Iğdır için. Daha gelecek çok oyuncu olacak. Gidecek oyuncu da çok olacak. Çok dediğim böyle onu bulur mu? Yok yani onu. 6-7 tane 5 tane öyle. Ha, 10 tamam. Tane çok fazla zaten. Ha, çok deyince yok. Bayağı mı? Çok 6-7 çok zaten devre arası için. Iğdır gibi takım için çok. Biz ne diyorduk sezon başı? Doğru. Iğdır'a çok adama ihtiyaç yok diyorduk. Ama kanatların hiçbiri verim veremedi. Doğru. Ha tamam, ben mesela Selim'den beklemiyordum. Emircan'dan bekliyorduk. Emircan çok çok kötü. Kerim Avcı da ortada verim veremedi. Kerim ortada zaten verim veremedi. Ömer Şişmanoğlu hiç veremedi. Aynen. Etti. Hakan Barış'tan zaten beklemiyordum. Tamam o karşılığında. Mesut'tan ne olur ne biter biraz şüpheliydim. Mesut'un düşüşte olduğunu söylüyorduk. Mesut vermedi. Eyüp Akçan'la ilgili yaptığım yorumlarda taraftarın tepkisi var. Eyüp muhteşem oynuyor diyor. Ya Eyüp nerede iyi oynuyor ya? Eyüp bugün kötü oynadı. Eyüp zaten oynadığı maçta iyi oynamıyor ki. Halil İbrahim de yerinde oynamıyor. O da sıkıntı. Halil İbrahim sola çık değil, sağa çık. Net olarak sağa çık. Ya oraya Iğdır bir sola çık alıp Halil'i sağa çekebilir. Iğdır çok transfer yapacak.
Süleyman da geldi sağda. Ha doğru, o da var, doğru. Iğdır yani öyle bir tane aldım onu oraya çekerim noktası. Iğdır'ın şu anda 6-7 tane transfer ihtiyacı var. Mecbur alır. Ömer de gidecek, forvet de gelecek daha. Doğru, Iğdır forvet alacak zaten. Çok adam gelecek yani Iğdır'a, 6-7 tane transfer gelecek. Ama yine söylüyorum, Metin Diyadin Hoca bu şekilde hükmederse olmaz yani. Ve geldiğinden beri Burak Rabi oyun yapamadı. Iğdır zaten iyi oynamıyor. Bir Derince maçını net aldı. Onun dışında net maçı yok maalesef yani bu kadroya. Rakiple ilgili de Isparta için neler diyeceğim? Düşüş başladı. Kastamonu'ya 3-0 kaybettiler. Ondan önce de zaten biliyorsun İnegöl'le oynadılar. Aynen, yenilmişler. Onlara kaybettiler. Doğru. Hem de 1-0 öne geçip rakipte o kadar 3-1. Eksik varken doğru. 3-1 kaybettiler. Ve Isparta'nın da son oynadığı 4 maçta, hatta toplamda 5 maçta 1 mağlubiyet, 2 mağlubiyet, 3 mağlubiyet, 4 mağlubiyet. Son 5 maç 4 mağlubiyet, 1 galibiyetleri var. 30 puandalar. Hafta sonunda eğer maçı kaybederlerse devreye playoff'un dışında girme ihtimalleri de var. Vallahi çünkü Meremen Hava diyerlerse playoff'un içine girer. İskenderun da zaten İçeride. Kazanırsa içinde olur. O yüzden Isparta için önemli olan hafta sonunda maçı kaybetmeden sağdan ayrılmak olacak. Hani mesela bir puan alırsa ben kazanç görürüm, onu söyleyeyim. Ben bu maçla ilgili çok net bir görüş belirtemiyorum. Çünkü ben Iğdır'a güvenmiyorum. Onu Karaman maçında da konuştum ben maç öncesinde. Kısır maç bekliyorum. Iğdır'a güvenemiyorum diye. Ben bu karşılaşmada da güvenemiyorum. Her şey sonuç çıkabilir. Sen ne diyorsun? Ben Iğdır'ı favori görüyorum bu maçta. Hı-hı. İki takıma da başarılar diliyorum. Bakalım. Sen ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de başarı dileklerimi iletiyorum. Tamamdır. Bir diğer maça geçelim. Bu mücadele alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Denizli Spor, Belediye Derince Spor'u konuk edecek kendi evinde pazar günü. Denizli Spor hafta içinde Uşak deplasmanında kesinlikle kazanması gereken maçı 9 kişi kalarak 2-2 bitirdi ve büyük hata yaptı. Çünkü Uşak Spor Lig'de son sırada, o maçta Denizli Spor'un puan kaybına tahammülü yoktu. Konuk ekip Belediye Derince Spor'da bugün kendi evinde Menemen Futbol Kulübü'ne 3-2 yenildi. 1-0 öne geçip 2-1 geriye düşüp 2-2'yi yakaladılar ama 3-2 mağlup oldular sonlarda yedikleri golle. Ben bu maçta Derince tarafındayım. Denizli Spor'un çok dar bir kadrosu var. Derince'nin bu maçı alıp devre arasına 3 puanla gireceğini düşünüyorum ama Derince'de de Volkan'la Erman yoktu bugün. Acaba sakatlar mı onlar? Bilgin var mı? Vallahi bir şey söylenmedi. Ben sormadım daha ne. Doğrudur. Ama büyük ihtimalle bir sıkıntıları oldu. Zaten şey sakat. Erdican şey sakat. Aynen. Hatta son maçta da oynamayacak. Önlem maçta. Doğru. Onu söyleyelim. Deniz Spor'da 2-2 bitti. 2-0'dan geri 2-2 bitti ki zaten aynen. Kayıp. O maçın kazanılması tabii. Lazım. Hiçbir affı özürü yok. Kazanamadılar. Derince'nin galibiyet noktasındaki şeyine baktığımız zaman da maç öncesinde ben Menemen'in kaybetmeyeceğini söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle de oldu. Ve Derince Sarıyer'i yakalama ihtimalini, Denizli'yi geçme ihtimalini kaçırdı. Çünkü tekrar. Kazansaydı Sarıyer'le aynı puan olacaktı. 17-17 ama yapamadı. Derince'nin de devre arasında çok büyük sirkülasyon yapacağını görüyoruz transfer anlamında. 6 tane net transfer gelecek bu takıma. İşte defans zaten iyi. Oraya bir lafımız yok ama 6-8 kanatlar, forvet noktası bas bas bağırıyor Derince Belediye'de. Bakalım kesinlikle. Onlar da devre arasında nasıl bir süreç ilerletecekler. Derince'ye bayağı bir hamle lazım. Çünkü şu an tehlikeli yerdeler. Bir anda 3. lige geri dönebilirler. Hani Allah korusun evet. İlk geldikleri yılda. O yüzden hamle yapacaklar mecbur. Denizli Spor'un işi çok zor görünüyor maalesef. Kesinlikle. Hani onu söyleyelim. Sen bu maçta Derince tarafında mısın? Ben bu maçta Derince'nin en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama beraber iki tarafa da yaramaz. Kesinlikle öyle. Ben de aynı görüşteyim. Derince Spor da bugün Menemen maçında öne geçti ama hani en azından beraberliği dahi koruyamadılar yani. Onun için ne düşünüyorsun? Ya normal, Derince'nin zaten belli bir malzemesi var. Menemen'de son dönemde toparlayan Yılmaz Hoca ki özellikle deplasmanlarda iyi oynuyor. Menemen deplasmanda full çekmeye devam etti. Aynen. İyi gidiyorlar. 28 puana geldiler bir anda. Doğru. Yani hem playoff hem ikinci sıra için bile iddiası hala devam ediyor. Yani 8 puana düştü fark ikinci sırayla. Çünkü ikinciyi niye hep söylüyorum? Birinciliği geçerek. İkincide kalırsan direkt kendi grubun finaline kalıyorsun. Evet. Hafta sonu Ahmet'le oynuyor Menemen. Kazanırsa 31 yapacak 5 puana düşürecek. Yani devreye ikinci sırayla 5. Liderle de ya 12 gelecek kazanırsa, Kastamonu'da kazanıp 12'de kalacağım ya da düşürme ihtimali olabilir. Tabii. Menemen'in zaten son maçı da kazanıp ikinci devreye de bir en az, bak en azından söylüyorum, 4'te 4'te başlaması gerekiyor. Menemen'in çok fazla puan kayboldu. Artık hani öyle aynen. 3 maç kazanayım, bir maç beraber hakkım olsun noktası kalmadı. Menemen'i kurtarmaz o. Evet. Doğru diyorsun. Bir diğer maça geçelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Çok kritik bir maç çünkü. Düzce Spor, İskenderun Spor maçını konuşacağız.
Düzce Spor biliyorsun bugün Aksaray deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Zorlu deplasmandan. Konuk ekip İskenderun Spor'da dün kendi evinde oynadığı maçta salı günü Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek son haftalardaki iyi çıkışını sürdürdü. İskenderun Spor'da da takımın önemli ismi Süleyman takımdan gidiyor. Kesin olarak onu söyleyelim. Gidiyor, Süleyman Güneş. Zaten. Aynen doğru gitti. Bu maçta oynar mı acaba? Süleyman Güneş oynar mı noktasında çok bir şey söyleyemiyorum ama bence oynamaz. Ben öyle düşünüyorum. Enes Soy'a da teklifler var olduğu söyleniyor ve o yüzden mi oynamıyor yoksa sakat mı? Vallahi da olabilir. Ben başkan onu hiç sormadım Enes konusunu ama bence... Dün de yoktu. Aynen onunla bağlantılı olabilir. Süleyman bence oynamaz. Çünkü verildi yani oyuncu. Her şeyde anlaşıldı. Riske girdi Allah sakat korusun. Sakat olacak. Doğru. Çünkü oynamaz. Aynen. Onu söyleyeyim. Tabii. İskenderun Spor için tek bir şey söylüyorduk hep. Sezon başından beri, yaz önünden beri bu takım Enes Soy, Süleyman Güneş takımın tamamını kapsıyor. Süleyman gitti. Enes zaten giderse İskenderun Spor bayağı bir güç kaybeder. Ben sana söyleyeyim. İskenderun Spor acaba hedef mi küçülttü? Bilmiyorum valla. Ama iyi bir teklif geldi kesin zaten Süleyman Güneş'e Dırdan. Bonservis olarak. Ki Süleyman açısından da para olarak da zaten gelmiştir ama bence İskenderun Spor'un bu Enes'e değer yollara ayrılırsa ki Enes için ben hep söylüyorum. Bu takımın %70'i noktasında. Hani 50-50 koyuyorum belki Süleyman'ın Enes'e ama Enes Süleyman'ın daha önünde. Bu grubun gol kralı, ikinci ligin de en golcü oyuncularından aynen biri zaten. Yani Enes çok yönüyor. Yani Enes hem kilit açıyor, hem hiç beklemediğin anlamda pozisyon yaratıyor. Maçları aldıran oyuncu oluyor yani. Enes kaç tane maç aldırdı yani. İskenderunspor'un kötü gidişatından sonra arka arkaya aldığı galibiyetlerde Enes'in imzası var zaten. İki yıldır çok iyi oynuyor aynen bu ligde. O yüzden burada Enes de giderse İskenderunspor için bayağı bir ciddi düşüş olur diye düşünüyorum. Çünkü Enes gibi şu anda bu kadar formda olan bir oyuncuyu gönderdikten sonra böyle bir oyuncu transfer etmesi kolay mı? Var mı yani daha doğrusu şu an piyasada? Çok zor. Ya, o iyi oyuncular var kariyer olarak. Ama Enes'in şu anki performansında bir oyuncu yok yani. Ben iki grubu da kıyaslıyorum ikincilikte. Aynen. Enes kadar şu anda performans veren bir kanat oyuncusu yok yani. Ya, şu an zaten ligin en iyi kanat oyuncusu form durumu olarak, aynen, performans olarak. Acaba İskenderun Spor'da bir para problemi mi oldu? Hani şu açıdan diyorum. Şimdi takım sıkıntılı bir süreç geçirdi. Oğuzhan Çapar da gitti bu arada, onu da söyleyelim. Onun gitmesi kayıp değil zaten. Aynen o da gitti. Olan... Burak Çapkınoğlu da gidiyor. Gitti, ayrıldı. Hayır, komple gitti mi? Açıklandı ya, paylaştık ya. Burak Çapkınoğlu yok, şöyle ama takım bulması için izin verildi dendi ya. Burak Çapkınoğlu da yollar ayrıldı. Paylaştık İskenderun Spor'un haberini. Yaptı yollar ayrıldı mı dedi haberde yoksa takım bulmasına mı izin verdik? Yok, yollar ayrıldı. Burak Çapkınoğlu ayrıldı. Oğuzhan Çapar ayrıldı. Oğuzhan gitti zaten. Hatta sözleşmesini tek taraflı feshetti diye haber vardı. Yok, onu açıklayacağım zaten şimdi. Tamamdır. Şimdi kulüple ilgili yani daha doğrusu kulübün yaptığı açıklama olmuştu. Orada şunu söylediler. Hatta bak ben buradan da söylüyorum. Kendisine kulüp bulması için izin verilmiştir. Ya bu zaten aynen ayrıldığı noktasına geliyor. Şu an tam ayrılmadı ama takım bulması lazım. Oyuncu şunu diyebilir. Ben burada kalacağım sezon sonu, garanti kontratımı alırım diyebilir yani. Onu diyebilir. Onu diyebiliyor. Ama sonuçta oynatılmayacak yani. Ya bazı oyuncular vallahi hiç oynamaya bakmıyor, sana söyleyeyim. Yok yok, İskenderun tarafından tabii. Oynatılmayacak. Ya yani oynatmaz da o garanti parası var o yüzden. O bizi ilgilendirir. Biz şu anlamda takım bulması lazım. Yani şu anlamda söylüyorum. Takımda olmayacak bu saatten sonra. Aynen olmayacak. Ha, ben ona bakıyorum. Zaten İskenderun'un kaleci alması lazım. Diğer işleri zaten başkanla futbolcu arasında. Paramı verecek. Senet mi yapacak? Onu bizi ilgilendirmiyor. Ben şunu söylüyorum. Burak Çapkınoğlu bu saatten sonra İskenderun Spor'da olmayacak yani. Zaten alınması hata. Şimdi Oğuzhan zaten sezon başı ne dedik? Maalesef. Ne Emirhan'la olmaz. Emircan. Şey, Emircan'dan ne de Burak, özellikle Burak Çapkınoğlu'nu söyledi yeni transfer olduğu için. Doğru. Detaylıca anlattık burada. Bu konuda da ben haklı çıktığımızı görüyorum. İzleyenler zaten biliyor İskenderun Spor taraftarları. Hatta tribünde bana bile demişlerdi Erzincan maçından sonra. Siz diyor yaz döneminde söylemiştiniz. Aynen. Şimdi Oğuzhan Çapar konusuna geleceğim. Onu ben bilmiyorum. Oğuzhan Çapar konusunda şöyle bir gelişme olmuş. Sezon başında yani yaz döneminde İskenderun Spor devam etmek istemiyor Oğuzhan Çapar'la. Kendisine kulüp bulması için yani diyorlar kendine kulüp bul. Seni düşünmüyoruz. Seninle çalışmak istemiyoruz diyorlar. Ondan sonra Oğuzhan Çapar'a bunu söylüyorlar ama Oğuzhan Çapar da kendisinin İskenderun Spor'da olan garanti parayı almak için hiçbir kulüple görüşmüyor. İyi para alıyor bir de. Bilmiyorum ne kadar alıyor. İyi mi alıyor, az mı alıyor, çok mu alıyor? Ya İskenderun Spor'da oynayan oyuncuların çoğu kötü para almıyor. Hakan Başkan bu konularda bonkü şey bir bilmiyorum başka. Ya ben paraya bir bakma. Onu söyleyeyim. Ben olayı anlatayım. Anlat. Para bize ilgilenmiyor. Detaya gerek yok. Hayır şu açıdan diyorum. Türkiye'deki birçok futbolcu böyle. Birçok takımda var. Süper Lig'de de var. Adam iyi para alıyor o takımdan. Bunu göndermek istiyorlar birçok oyuncuyu. Adamlar gitmiyor yani. Ben işte başka şehre gitmem diyor. Garanti kontratım var. Zaten Oğuzhan Çapar istatistiklerine bakalım. Balıkesir dışında öyle çok oynadığı bir takım yok. Maç sayısı olarak aynen da.
hiçbir kulüple görüşmüyor alacağını almak için. Ardından devre arası geliyor. Sezon kamp geliyor. Kampa da katılmıyor oyuncu. Ardından hatta başkan şunu söylüyor. Diyor ki işte biraz indirim yap. Biz seni dahil edelim, devam edelim diyorlar. Oyuncu ona da yanaşmıyor. Bak indirim de yapılmıyor. Ondan sonra kulüp tarafından da oyuncuya ceza kesiliyor. Oyuncuya ceza kesildikten sonra da zaten geçen haftaki süreçte de Oğuzhan Çapar'la yollar ayrılıyor. Onu da buradan tekrardan söyleyelim. Oğuzhan Çapar'ı sezon başı kampa davet ediyorlar mı bari? Yok diyorlar ki bak anlattım tekrar söylüyorsun. Diyorum ki hayır, Oğuzhan şöyle. Çapar'la devam etmek istemiyorlar. Ama diyorlar ki kendine paranı indir dediğinde ama kampa davet ediyorlar mı? Kal diyor. Bekliyorlar. Diyorlar ki indirim yap diyorlar. Seninle devam edelim. Tamam işte indirim yaparsa ama kampa davet edecekler işte onu diyor. Yapmıyor işte. Şu an orada kulüp değil, futbolcunun eli güçlü zaten. Çünkü futbolcuların çok sağlam kontratları var. Hı hı. Menajerlerle yapıyorlar. Aynen. Beşiktaş 5 tane oyuncuyu kadro dışı bıraktı. 3 gün sonra hepsini affetmek zorunda kaldı. Şu an kulüpler Bosman kurallarından dolayı eli güçlü olan taraf değil. Futbolcular ve menajerlerin eli güçlü. Ya zaten şöyle bir şey var. Güçlü güçsüzü de geçiyorum. Zaten sen bir yerle sözleşme yaptığın zaman da otomatikman karşı tarafa hak veriyorsun zaten. Tabii canım adam o adam yani. Zaten onu, alır onu. Az para da olsa çok para da olsa sonuçta adam der ki en azından benim burada bir garanti sözleşmem öyle var. Zaten. Ben hani o yüzden biraz önce para tabii noktasına bakmıyorum. Adam 100 bin lira da olsa der ki benim zaten burada alacak hakkım var çünkü sözleşmem var. Şimdi buradan ayrıldığı zaman da paradan vazgeçerse örnek veriyorum. Kulüp bulacak. Kulüple sözleşme yapacak. Para gelmesini bekleyecek. Aynen. Ama burada çok önceden gelen bir sözleşme olduğu için parayı alma ihtimali daha çok yüksek. O yüzden böyle bir süreç oluyor. Oğuzhan zaten hiçbir şey vermedi İskenderunspor'a. Onu da söyleyelim. İskenderunspor tarafının da ben burada haklı olduğunu düşünüyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Hangi açıdan? Oyuncuyla yolları ayırma noktasında. Yani oyuncu ve kulüp arasındaki süreçte ben kulübü haklı buluyorum. Onu ya, söyleyeyim. Kulüpler... Çünkü tabii. Kulüp diyor ki mesela indirim yap biraz kampa dahil edelim. Hatta onu da geçiyorum. Diyor ki kendine kulüp bu. Seni devam etmek istemiyoruz diyor. Kulüp de bir görüşmüyor bile hiçbir kulüple. Ya işte o benim dediğime geliyor. Oyuncu diyor ki ben diyor burada garanti param var diyor. Yatarım alırım diyor birçok futbolcu aynen var öyle yani. Süper i̇şte, Lig'de de var. O yüzden burada orada, İskenderun haklı buluyorum. Ben İskenderunspor'u orada şu konuda hatalı buluyorum. Sen oyuncuyu o zaman yüksek kontrat yapmayacaksın yani. Aynen. Kurtarıcı olarak getirmiş gibi oluyorsun kendince ve yani ben hani birçok kişi zaten böyle bakar olaya yani. Ben garanti paramı alayım der. Oyuna birçok oyuncu var şimdi yani. Birçok takımda yedek kalıyorlar ama para alıyorlar. Daha normal idmana çıkıyorlar hani spor yapar gibi maçlara çıkmıyorlar. Bir de zaten ikinci ligde çok sıkıntılı maddi takımlar var. İskenderunspor'da paraları zamanında ödeyen bir takım. İyi takımlardan biri. O yüzden oyuncular hani dediğim gibi az da olsa çok da olsa buradan alacağını bildiği için. Evet. Kalma taraftarı oluyorlar. Sana bir örnek vereyim. Doğru. Afyonspor'da niye mesela oyuncular kalmıyor? Alamayacaklarını biliyorlar işte, çünkü. İşte aradaki fark buydu. İskenderunspor'un çok iyi bir başkanı var. Hakan Bolat iyi bir başkan. Orada da mesela örnek veriyorum. Diyelim ki alacağını bilse oyuncular az çoğa bakmıyorlar. Kalırlar anladın mı? Tabii. Yani burada bu noktalar var. Yönetimlerin de bu noktada bence sadece şuna dikkat etmesi lazım. Oyuncuyla sözleşme yaparken çok böyle iyi oyuncular da uzun süreli yapsınlar ama böyle normal çok fazla üst seviye olmayan oyuncularda tabii bence uzun yıllı sözleşmeler hiç gerek yok. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Bence de. İskenderunspor'un zaten devre arası ama bilmiyorum şimdi Enes Soy da giderse ki Süleyman gitti. İskenderunspor için bu sefer şunu diyemiyorum hani defansa da lazım, kaleye de lazım, şuraya da lazım. Acaba hedef mi küçülüyor? İşte ne oluyor, ne bitiyor? Bununla ilgili biraz soru işareti kalıyor. Kulüp ciddi bir sıkıntıdan çıktı. Aynen. Depremden çıkıldı. Hep İstanbul'da kaldılar. Başkanın açıklaması oldu. Sarıseki yetişmiyor. Biz bunu hep söyledik. Kırkan'da oynayacakmış. Osmaniye'den de ayrılıyor İskenderunspor. Ki ayrıldı zaten. Dünkü maç son maçtı. İkinci devreden itibaren Kırkan stadında oynayacak. Doğru. Yani ben anlayamıyorum. Oraya yani affedersin 10 tane mi stat yapıyorlar? 20 tane mi stat yapıyorlar? Bir türlü bitmedi bu stat. İskenderunspor'un stadı boşuna yıkıldı. Ben onu söyleyeyim. Aynen. Orada devam edecekler. Hakan Başkan orada maalesef kandırıldı yani. Bunu 2 yıldır diyorum. Dilimde tüy bitti. Adamlar stat yapıyorlar. Yapıyorlar. Yazık olsun. Yani sözde. Ama 2 senedir bu takım üvey evlat muamelesi görüyor. Sürekli şehir değiştiriyor. Deprem gördü yani en azından hadi diyelim ki yapmıyordunuz ya insanın bir vicdanı sızlar. Depremden sonra bari hızlandırır. Doğru. Bir şey yapar. Aynen. Hiçbir şekilde katkı yok. İskenderunspor'da o konudan ciddi anlamda müzdarip. Düzce'de 68 Aksaray'la 0-0 berabere kaldı. Ben beraberlik kayıp olarak görüyorum. Takım 21 puanda. Düşme hattıyla sadece 6 puanlık farkı var.
Devre arasında Düzce'den de ayrılma ihtimali olan oyuncular var. Onu da buradan söyleyeyim. Aynen. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Düzce'nin de kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben İskenderun'un kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar dilerim. Enes ve Süleyman olmamasına rağmen mi? Eğer Enes olmazsa tabii ki. Süleyman yok bence olmaz çünkü. Düzce'de bana takım dağılacak gibi geliyor. Ben oyuncuların son maçta pek sahada olacaklarını düşünmüyorum kafalarına. Bakalım. Düzce'den giden oyuncular olacak belli yani. Aynen. Maalesef takım sıkıntı içinde. Bir diğer maça geçelim. Fethiyespor 24 Erzincan Spor'u konuk edecek kendi evinde. Fethiyespor hafta içinde Etimesgut deplasmanında 1-0 mağlup olarak kötü bir mağlubiyet aldı. Çünkü o maçtan en azından bir puan çıkarabilselerdi iyi olacaktı. Erzincan'da maç yapmadı biliyorsun. Dinlendi hafta içinde. Vay yeşiler. Bence onlar adına iyi oldu. Sıkışınca fikstür özellikle. Bülent Hoca ve öğrencileri daha dinç çıkacaklar maça. Ben Erzincan tarafındayım bu maçta. Hı hı. Erzincan'ı galibiyete yakın görüyorum. Sen ne söylersin? İlker yok Erzincan'da. Cezalı. Oynamayacak onu söyleyelim. Erzincan spor da hafta arasını bay geçti. Doğru. Onlar için avantaj oldu. Denk geldi. Ve onlar da şu an üst bandalar. Dördüncü sıradalar. Evet. Hafta sonunda Menemen Futbol Kulübü Ahmet maçı var. Iğdır Isparta maçı varken Erzincan'ın kazanıp haftayı çok daha karlı kapatma ihtimali olabileceği için kazanmak isteyecek. Yani onlar için 6-9-12 puanlık hafta olabilir. Ben Erzincan Spor'un Fethiye karşısında işinin kolay olmadığını da düşünüyorum. Ayrıca onu da söyleyeyim. Çünkü Fethiye Spor içeride iyi oynayan bir takım. Bir de çok gol bulan ama tam tersi çok da gol yiyen bir takım. Aynen. Böyle de bir sıkıntısı var. Erzincan Spor da aslında hani istatistik olarak baktığımızda az bir gol atmıyor ama ya çok fazla pozisyona girip çok cömertçe harcıyorlar. Ciddi anlamda forvet sıkıntıları var. Şimdi Fethiye Spor çok gol yiyen bir takım. Kişi çok pozisyon veriyor. Erzincan'ın bunları değerlendirmesi gerekiyor. Gözümün önünde 5 tane maç var Erzincan'ın. Değerlendiremediği. Soma maçı. Derince maçı. Galiba Karaman maçı da mı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Etimesgut maçında belki kazandılar ama gene değerlendirdikleri bir sürü pozisyon. Yani say say bitmiyor. Ahmet maçı. O yüzden Erzincan Spor'un devre arasında bu noktaya şey yapması lazım. Forvet alması lazım. Önemsemesi gerekiyor. Aynen. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da goller bekliyorum. Bence bol gollü bir maç izleriz ama hani Erzincan kazanır veya Fethiye kazanır diyemiyorum. Peki. İki takıma da başarılar dileyelim. Pazar günü bu önemli mücadelede. Bir diğer maça geçelim. Bu maçta kritik bir mücadele zirve hattını yakından ilgilendiriyor. Menemen Futbol Kulübü Ahmet Spor'u ağırlayacak pazar günü İzmir'de. Menemen bugün Derince deplasmanında maçın başında geriye düşse de ilk devrede daha doğrusu mücadeleyi sonlara doğru başarılı kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz'ün golüyle 3-2 kazanarak önemli bir 3 puanla İzmir'e döndü Kocaeli'den. Konuk ekip Ahmet Spor'da kendi evinde 10 kişi kaldığı maçta 1-0 öne geçip 2-1 geriye düştüğü mücadelede Soma Spor'u 3-2 yenerek hayati bir galibiyet aldı. İzmir'de çok kritik bir maç oynanacak. Hem bugün oynanan maçların sonuçları hem de İzmir'deki maç için neler düşünüyorsun? Şimdi öncelikle Menemen'in galibiyetini tebrik ediyorum. Menemen Futbol Kulübü çok değerli bir 3 puan aldı. Yılmaz Vural Hoca ile beraber deplasmanlarda full çekmeye devam ediyorlar. Doğru. Özellikle karşılaşmada çok gelgitler oldu. Derince'de de ayrıca şunu da söyleyelim. Zaten onu şeye geldiğimizde de konuştuk da. Derince'ye geldiğimizde de konuştuk. Menemen'de şöyle bir nokta var. Menemen maçlarda böyle çok fazla 80'den sonra gol attı bu sezon. Özellikle Mertcan'ın yine bir maçta daha vardı. İsmini hatırlayamadım rakibin. Yine böyle 82'lerde bir gol attı. Ve hani Menemen aslında şu anda çok fazla puan kaybetti. Tam tersi çok fazla da son dakikalarda puanlar da kazandı. Hatta Iğdır maçı biraz daha 2-2 oluyordu mesela. Çok net kaçırdığı goller almış son dakikada. Ya. Menemen bu sene bunlara çok imza attı. Bu maçta da Mertcan'ın attığı golle 3-2'ye getirdi ve kazanmasını bildi. Özellikle rakip Amespor da biliyorsun Soma'yı yendi bugün. Hem de 10 kişi kaldı. Doğru. 2-1'den gelip maçı 3-2 kazandı. Hatta 2-2 olduğu zaman da ben sana bir şey söyledim. Maç 3-2 biter dedim. Çünkü Soma Spor öyle bir gömüldü ki geriye. Yani resmen gel yaptı. Rakip 10 kişi olmasına rağmen. Hatta büyük hata yaptılar. Büyük hata yaptı. Yaptı. Doğru. Serdar Bozkurt Hoca'nın da çok büyük hatalar oldu. Belki maçı kazandı ama kazanırken yanlışlarını görmek lazım. İkinci yarı gol lazım. Geridesin. İşte oyuna Ahmet Dereli aldın ama 70'te çıkarttın Berk İsmail'i. Ardından bir kural var. 3 kere ayrı ayrı değişiklik yaptığın zaman da 4. 5. değişikliği yapamıyorsun. Evet, doğru. Serdar Hoca orada da hata yaptı. Ayrı ayrı dakikalarda oyun alınca hakkını bitirdi.
Mehmet Özdiraz oyunu alamadı. Ki Mehmet Özdiraz'ın bu takımda yedek kalmasını anlayamadık. Çünkü Gökhan Alsan ayrılmasına rağmen bak Mehmet Özdiraz yine oynayamadı. Ama ben sana dedim her zaman diyorum oynamaz. Çünkü niye? Sen 10 numara gözüyle bakıyorsun. Takımda 10 numara sistemi yok zaten. Kanatta oynaması lazım ama kanatta da hoca oynatmıyor. Alaaddin Batuhan Tur çok güzel bir gol attı. Onu söyleyeyim. Doğru. Maçın kırılma noktası dakika 64'te Arda'nın 2-1 iken direkte patlayan topu oldu. Gol olsa 3-1 olacak belki. Orada dönmezdi Ahmet için daha. İş iyice zora girecek. Bence belki de. Taş çatlasa berabere bitecekti. Ay, evet. O kırılma anı oldu. Kerem Fakalı, onun dışında kaleci Turan Meral, Arda Çolak, Mustafa Şengül iyi oynayan oyuncular oldu. Soma'da ama Ahmet de karşılığında bunları resmen rakibine ceza olarak mı kestiğim veya Somaspor'un rehabeti mi diyeyim. Yani resmen hayata geri dönen bir galibiyet aldılar. Çok önemli bir 3 puan oldu ama bence. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Serdar Hoca ile bu iş gitmez. Çok fazla maç hatası oldu. Ya maç mucize bir şekilde döndü yani anladın mı? Aynen. Taraftarların da ben yorumlarını okuyorum. Bize de yazdılar sosyal medyada da. Hepsi aynı görüşteler. Ahmet Spor çok kritik bir galibiyet aldı ama şimdi Menemen maçında takılırsa bir anlamı kalmaz. Bu maçı kesinlikle alması lazım o yüzden. Menemen de zirveye doğru geliyor. Kazanırsa 31 yapacak. Valla Menemen deplasmanda çok iyiydi. İç sahada sıkıntılı bir performansı var. Yılmaz Hoca geldikten sonra muazzam bir deplasman performansı yakaladı. Aynen. Ama içeride sadece Uşak'ı yenebildi Yılmaz Hoca'yla da. O yüzden Menemen adına da çok kritik bir maç. Hani içeride böyle bir maç alması lazım. Aynen. Çok zor bir maç. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben bu karşılaşmadan Menemen Futbol Kulübü'nün kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim görüşüm o yönde. Eğer zaten Amespor puan kaybedip Kastamonu kazanırsa 6 veya 7 puan farkta devreye lider girebilir. Evet. Ahmet'in kesinlikle kazanması lazım ama ben Menemen tarafındayım. Soma maçında da ben Soma'nın da Ahmet'in de gol atacağını bol gol bir maç izleyeceğimizi söylemiştim. Hani bir görüşüm yoktu Ahmet kazanır veya Soma kazanır yönünde. Beklediğim gibi de bitti. Bayağı gollü oldu maç. Ben Menemen'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de Menemen yenilmez diyorum. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Iletelim. İzmir'de. Son konuşacağımız maçta Manisa'da Soma Spor Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Spor bugün çok kötü bir mağlubiyet aldı. 2-1 öne geçtiği maçta 10 kişi kalmasına rağmen Ahmet Spor'a 3-2 yenildiler. 10 kişi kalan rakibine karşı özellikle iyi yaşa. Sen de gör. İkinci yedikleri gol çok kötüydü. Kornerden çok komik bir gol yediler bence. Hani 3 tane Ahmet'te bomboş. Aynen öyle yani. Öyle adam paylaşımı olmaz. Bence Burhan Etin Hoca da çok sinirlenmiştir oyuncularına. Karaman da kendi evinde mükemmel bir galibiyet aldı. Iğdır'ı 1-0 mağlup ederek. Cihan Hoca çok iyi götürüyor geldiğinden beri ve 11. sıraya geldiler bir anda. Cihan Hoca aldığında takım küme hattındaydı. Hoca elini değdirdiğini net bir şekilde gösteriyor. Ben bu maçta Karaman tarafındayım. Karaman'ın en kötü yenilmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Biraz önce de şey söyleyeyim. Ahmet Spor'da Serkan Odabaşoğlu'nu söyledi. Söylemeyi unuttuk. 10 kişi kaldı. Doğru. Kırmızı gördü. Menemen deplasmanda forma giyemeyecek. Evet. Maça tekrar dönecek olursak da Soma Spor bence maçın gidişatına karşılık acayip bir mağlubiyet aldı. Bence Burhan Ettin Hoca yenilen ikinci gol. Maçı kaybedilmesi ciddi anlamda sinirlenmiştir ve oyunculara gerekli şeyleri söyleyecektir. Karaman da çok önemli bir 3 puan aldı. İki takım da zirve oynayan takımlarla karşılaştı. Karaman Iğdır'ı yendi. Soma'da Ahmet'e kaybetti. Azdan Soma'da kazanıyordu zaten ama işte değerlendiremediler. Karaman'da zaten hep söylüyoruz. Cihan Hoca'dan öncesi, Cihan Hoca'dan sonrası. Yani hoca elini 360 derece resmen değdirdi. Kesinlikle. Ve takım çok farklı oynuyor. Çok iyi oynuyor. Hocayı özellikle tebrik ediyorum. Oyuncuları da tebrik ediyorum. Ben de bu karşılaşmada İki taraftan goller bekliyorum. 2-2'lik veya 1-1'lik bir beraberlik bekliyorum ama Karaman'ı kaybetmez diyorum ben. Soma Spor reaksiyon vermek isteyecektir. Çok kötü bir yenilgi aldı. Karaman'ın burada bir alacağı bir puanın da kendileri adına kötü olmayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü ekstra puanlar aldılar. Karaman eğer Cihan Hoca ile devre arası 3-4 tane belli başlı takviye de yapabilirse %100 dikte kalır yani. Hoca bunu gösterdi. Evet. Elini değdirdi yani. Kesinlikle öyle. Ben takviye yapacaklarını da zaten düşünüyorum. Bence de yaparlar. Bakalım güzel bir maç bizlere bekliyor. Tüm takımlarda başarı dileklerimizi iletelim hafta sonu için. Hafta arasında kazanan takımlara da tebrik edelim. Güzel bir hafta arası oldu. Haftaya da zaten maçların sonuçlarını konuşacağız. Ondan sonra da bir transfer programlarına giriş yaparız. 3 hafta devre arası olacak. Aynen. Sürece göre tabii ki. Çünkü biraz transferlerin arka arkaya gelmesi gerekiyor. Tekrardan da tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Hafta içinde maçlarını kazanan tüm takımları tebrik edelim. Hafta sonunda da oynanacak tüm maçlarda tüm takımlara başarılar dileyelim.
Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.